seni rahatsız etme dememiş miydim? Hanımefendi ısrar edince Garip Bey. Kimmiş? Esma Hanım. Kızım sen ne ağzında geveleyip duruyorsun ya? Alsana içeri çabuk, çabuk al içeri hadi çabuk. Ya şimdi 2 saniye önce ben de telefona bakıyordum. Acaba sen aramış mısındır diye. Hayır, ben de seni arayacaktım ama yani çocuklar belki yanındadır diye. Dur bakayım, ne oldu yanağına? Yok bir şey ya, yok yok. Ben... Bak şimdi biz ne yapalım biliyor musun? Ben seni dışarı çıkarayım. Dışarı çıkalım ha. Şöyle rahat, güzel bir hava alalım. Ne oldu buraya? Ya yok bir şey ya, farkında bile değilim. Belki bir yere çarptım. Hadi. Çocuklardan biri mi geldi yoksa? Yok canım ya. Gel şimdi biz dışarı çıkalım. Şöyle bir kafamızı temizleyelim. Ondan sonra konuşuruz bunları tamam mı? Yalnız bir mailim var. İzin ver 2 dakika onu bir göndereyim. Ya biz yine de taraf olmamaya çalışalım olur mu? Tamam. Ben taraf olarak düşünmem ama şöyle söyleyeyim. Babam ilk defa bir kadın için bana geldi. Ve ilk defa böyle bir çatışmanın içine girmeyi göze aldı. Tamam biz bir konuşalım istiyorum ben de işte. İyi, bugün konuşmak istediğine emin misin? Hı-hı. En azından içimizden birinin neyin olduğunu iki taraftan duyması lazım. Bu konu niye bu kadar rahatsız ediyor seni? Yani tamam onlar bizim anne babamız ama hala bir hayatları ve kalpleri var. Benim sebeplerim başka. Bence hiç bu konuya girmeyelim olur mu? Bazen Ayza'yı açık bırakıyor. Gel bir odasına bakalım istersen. Ofiste bugün çünkü. Tamam. Hadi bakalım. Şurada çok güzel bir balıkçı var. Köşede seni oraya kaçıracağım tamam mı? Ay Garip. Aa, bir dakika ne oldu? Garip Garip. Dur. Gel. Ay Garip. Gel. Ne oldu? Tansiyonu düştü. Aniden fenalaştı. Esma, bir şöyle alalım. Dur, çekil bakayım. Boş bir su getirir misin sen? Dur, ver onu. Serpil, bir su alalım mı hemen?